Telefon hattımızda Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Petek Ataman var. Sayın Ataman hoş geldiniz. Günaydın Atiye Hanım. Günaydın, nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Nasıl gidiyor program? Vallahi oradan güzel görünüyordur diye düşünüyorum. İlk gün, ilk günün heyecanı, evet. Enerjisi. Siz evet. De bizimle bu enerjiyi paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Güzel olacağını düşünüyoruz. Siz neler söylersiniz tarımın nabzına ilişkin? Evet, öncelikle böyle bir programın planlanmış olmasına biz çok mutlu olduk. Tarımla, gıda ile ilgili bu tür ihtisas programları hala çok fazla değil. Sizin yayıncılık ilkelerinizi biliyoruz. O anlamda mutlu olduk. Umarım güzel, faydalı bir program olacaktır. Heyecanınızı paylaşıyoruz. Çok teşekkür. Biz de dilek dileyelim. Çok teşekkür. Lütfen tüm taraflara sürekli ulaşarak, hepsinin nabzını tutarak bizleri aydınlatın. Böyle de bir dileğimizi ifade edelim. Tabii ki her zaman zaten Tarım Türk ekranlarında, tarımın nabzında, tarımın tüm taraflarının sesi, yüzü olmak için buradayız ve evet iddialı bir iş yapıyoruz, çok iddialı bir iş yapıyoruz ama çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Yayıncılık bilincimizi, sorumluluğumuzu zaten siz de zikrettiniz. Bu konuda son derece hassasız. Türk tarımının en üst seviyeye gelmesi için üreticinin emeğinin karşılığını alması, evet. Tüketicinin de sağlıklı gıda tüketebilmesi adına biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu en üst düzeyde taşıyacağız. Sizlerin de tabii ki katkılarıyla, destekleriyle. Gıda tabii. Boyutunda neler var şu anda? Gündem ne? Neler söylersiniz? Evet, gıda boyutu, gıda da hiç biliyorsunuz gündem hafiflemez. Bitmiyor. Aslında gıdanın önemiyle de ilgili bir şey bu. Gıda boyutunda şu an konuştuğumuz tabii hemen sorun alanlarına gireriz biz biliyorsunuz. Değil mi? Evet, hemen oraya gireriz. Evet, evet. Sorun alanlarımızda birkaç şey var. Onlarla ilgili çalışmalar da var. Bunlardan bir tanesi gıda işletmelerinde istihdamı zorunlu personel olarak çalışan arkadaşlarımız. Odalarından belgelenmekteydi. Şimdi o belgelendirme işlemi kaldırıldı. Bu kayıt dışı anlamında ciddi sıkıntı yaratıyor. Çünkü en son birkaç ayda bizim tespit ettiğimiz iki tane sahte diploma var. Evet. Bunu başka kurumların tespit etmesine imkan yok. O noktada tüm odaların, sadece bizim değil, veteriner hekimlerin, ziraat mühendisleri odasının, kimyanın hepsinin sıkıntısı var. Bu anlamda bir sorun alanımız var. Denetimler yeterli hale gelsin diye çok uğraşıyoruz. Evet, biliyorsunuz evet, kamuda evet. Yeterince denetçi sayısı yok. Onunla ilgili uğraşmaktayız hala. İşletmelerin modernizasyonu gündemde. Bunları hep konuşuruz umarım. Konuşacağız. Hemen onu belirtmek istedim ben. Sizi stüdyoda ağırlamak isteriz. Daha detaylı konuşabilmek adına. Ziraat mühendislerine de selamlar, sevgiler göndereyim şimdiden. Çünkü ekran başındayız diyorlar. Asiye Hanım bizim sesimizi duyuyor mu diye söylediklerini biliyoruz. Onlar mesajı aldılar. Tabii ki sizinle birlikte daha detaylı yer vereceğiz, konuşacağız. Sayın Ataman çok teşekkürler güzel duygularınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı, yararlı, güzel bir program olur. İnşallah. Teşekkürler. En kısa zamanda stüdyoda da görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Mutlu olur. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.